bir hakikat ayı yutan büyük yılan bazı konuları aydınlatmak için ortaya konan benzetmeler ve temsiller alimlerden avama geçtikçe yani İlmin elinden ciharetin eline düştükçe zamanla hakikat olarak kabul edilir. Mesela küçüklüğümde bir gece ay tutulmuştu. Ben valideme dedim. Neden ay böyle oldu? Dedi yılan yutmuş dedim. Daha görünüyor dedi. Yukarıda yılanlar cam gibi olup içlerinde bulunan şeyi gösterirler. Bu çocukluk hatırasını çok zaman hatırlıyorum ve derdim ki bu kadar gerçek dışı bir hurafe validem gibi ciddi zatların dilinde nasıl geziyor diye düşünürdüm ta astronomi ilmini okuduğum vakit gördüm ki validem gibi öyle diyenler bir benzetmeyi hakikat olarak görmüşler çünkü güneşin derecelerinin merkezi olan burçlar bölgesi tabir ettikleri büyük daire ile ayın menzillerinin merkezi olan yörüngesi birbiri üstüne geçmekle o iki daire her biri iki kavis şeklini vermiş. O iki kavise astronomi bilginleri ince bir benzetmeyle iki yılan adını vermişler. İşte o iki dairenin kesişme noktasına baş ve kuyruk demişler. Ay başa ve güneş kuyruğa geldiği vakit ay tutulması gerçekleşir. Yani dünya tam ikisinin ortasına düşer. O vakit ay tutulur. İşte yukarıda geçen benzetmeyle kamer yılanın ağzına girdi denilir. İşte bu ilmi benzetme halkın lisanına girdikçe zamanla ayı yutacak koca bir yılan şeklini almış.